Baba geliyorum. Ya hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın beyazın? İyiyim, o ne abi? Dergi ya, bizim iş hizmet dergisi var ya, muhasebeci. Ha, mali müşavirler odası ya. Bakalım şu dergi. Yok ya, boş ver ya, boş ver. Vallahi bakayım ya. Bırak Allah aşkına, tamam mı? Bu iç eğitim şeyle ilgili bir şey mi ya? Ha, anladım. Özel. Tabloya bakıyordum, bir tane tablo çok vardı. Anladım. Etaplar girdiler. Niye heyecanlanıyorsun sen buna, bu kadar dilin damağın ağzın birbirine karışıyor senin? Yok canım, bir şeyden dolayı ya. O tabloya ben kafayı taktım, çözemiyorum kaç gündür o tabloyu. Benim kodum, su içer misin? Tamam. Hackerlar varmış biliyor musun? Bütün internet sistemini çök. Bak kendi sitene falan bak, sayfalarına abuk sabuk yazışmalar, fotoğraflar koyma, Allah muhafaza yani. Hackerlar var, çok hackerlarmış. Ne kırmış bunlar? Hacker. Hackliyorsun. Yani işte bunlar da... Ben bildiğim mi? Sen eskiden hackermışsın. Çok eskiden. He? Çok etti. Kimlerin sitesine hackledin? Helin Avşar'ın sitesine girdim. Sana bir güzellik yapacağım. Helin Avşar'la seni tanıştıracağım. Yemin et. Vallahi bak. Gerçekten mi? Allah belanı versin. Ne amaçlı? He? Ne amaçlı? Ne demek ne amaçlı? Tanışma amaçlı. Ne konuda? Nasıl? Her konuda yani konuşursunuz. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Belki de... Ben de sonra giderim, baş başa oturursunuz pastanede, sohbet edersiniz. Yok yani. Vallahi. Sevindin. Yok yani, insan çekmez yani canım. Sevindin. Çay içer misin? Elin Avşar. Telefonuna çıkıyor. Oradaki bir yazar arkadaşım hemen notlar alıyor ki oradan bir kitap aparsın da o kitap çok satsın. Evet. Ona Entel Camii. Yani son ekün deliriyoruz. Tırnak içinde sanatçı olması gereken adam da, sanatçı derken burada edebiyatçı, ressam, müzisyen falan gibi, ben başka bir sanatçıdan bahsediyorum. Evet. Adamın da oradaki edebiyatla ilişkisi de öyle. Bunu burasında hissedip yaralanıp falan bir yazıya dökmek değil. Hemen notlarını alıyor. Bir an önce kitap yazsın, yayınlasın. Sonra da abi ego sörfü diye bir şey varmış. Ego sörfü. Hocam şu anda paraya çevirdin mi? Mesela devlet tabii ki çevirdim. Devlet zaten falan... nakite dönüşmeyen bir fayda değil. Allah kahretsin yani. Diyorsun. Evet, evet, fayda. Ekonomi konuşalım. Nasıl olsa hayattaki her... Mesela ben deminden de yani sürekli var görüştük. Var mı ekonomik sebebi bunların? Yani yukarıda olarak görüştük. 66 bin kişiyi nasıl nakite çevirebilir? Onu anlatıyorum sürekli. Ama hayır, hala ya güzel 66 bin iyi diyor. O 80'lerin sonu 90'ların başa çocuk olmak. Her 66 gün... bin müritlerin var. Baya baya yani. Her gün sayısız mail geliyor. İşte reklam ajansları olsun, organizasyon şirketleri olsun. Bu yıl bir organizasyon, bir parti yapmak düşünülüyor. Veya kitap yazma bundan teklifi geldi. Bundan para kazanmayı düşünüyor musun? İyi olur. Yani para kazanırsam, ünlü olursam ama iyi olur. Ama bu sebebim bu değil ama. Benim de bir sürü arkadaşım var, bana para versinler o zaman. Allah Allah. Evet. O zaman en zengin sen olursun zaten. Hocam, hocam gayet site sakini şu anda. Hiç konuşmadı. Evet. Site sakini hiç konuşmadı. Pardon. Nereden para kazandıklarını bilmiyorum. Şey, adamın... Facebook'ta bir gruba eğer sponsor olmak isterseniz 150 bin dolar gibi para ödüyorsunuz. Reklam vermek istesiniz işte 3 bin gösterim için 30 dolar gibi bir şey veriyorsunuz. Nasıl gruba? Mesela bir grup işte arkadaşı grup mesela Zeynep'in grubuna sponsor olmak istiyorsunuz. Ona mesela 500 bin kişi tıklarsa, üye olursa seninle benim grubuma, ondan para kazanıyoruz. Ama yani kenarda yok, logo çıkıyor. Bize olur mu der? Yani bu şaşırtıcı bir sonuç değil bence. Yani. Engin Bey burada bir bu kadar konuşma, bu kadar sohbet ortamı, bu kadar site ve konuşulan her şey bir şekilde belki bir yerde kayıt altına alınıyor ve büyük tehlikesi belki yani bir sürü şey de alınıyor. Ve konuşulan bir geyik de var. Amerika bütün bu konuşmalardan haberdar diye, evet, var mı? Şöyle anahtar kelimeler var bir takım. Bu anahtar kelimelere göre bu trafik filtreleniyor. Bu zaten başkan bilinen bir şey. Gibi yani falan. Bilinen 3 harfli örgütler var. Dizi, evet, servisler var. Bir de bilinmeyen 3 harfler var. En tehlikelileri onlar zaten. O yüzden onlar her türlü trafiği kaydediyorlar. Onun dışında zaten GSM trafiğini de kaydediyorlar. Bilinmeyenler de 3 harfli mi peki? Onlar 3, 4, 5 bazen... Nereden biliyoruz? Yani evet, peki bir şey söyleyeceğim. Yazışmalarında yanlışlıkla peki yazacağına PKK falan bir şey yazıyor. Şöyle söyleyeyim ya, plütonyum şey ne bileyim yani Pakistan, plütonyum vesaire gibi kelimeler bir arada geçiyorsa eğer bunlar otomatik olarak ayrıştırılıyor. Zaten bir vatanseverlik yasası çıktı Amerika'da. Evet. Bu vatanseverlik yasası şunu getiriyor. Amerika'nın çıkarları için her türlü iletişimi, bir Amerikan vatandaşının iletişimi izlenebilir, dinlenebilir. Legalize ediyor. Bunu. Legalize ediyor. Tamamen özel hayatın ihlali legalize olmuş oluyor burada. Ne diyorsun? Yasayla. Evet, yasayla, bu vatanseverlik işte yasası. Cep telefonu. Sen hackersın, senin
birazcık böyle muhalif olman lazım. Korsan olman lazım. Niye muhalif olacağım? Muhalif olacak bir durum yok. Zaten özgür bir ortam internet yani. O açıdan ama problem zaten yok. Kimse bunu zaten kısıtlayamaz. Hayır, ben internete muhalif olmaktan bahsetmiyorum. Senin bu tür şeylerle ilgili birazcık daha... Evet, zaten muhalifim. Sonuçta ben bu privacy kavramını, bu kişisel gizlilik kavramını sürekli internete, kendi blogum var, blogumda yazıyorum. İşte benim başıma gelen şeyler var, dinlendiğim noktalar oluyor, atıyorum. Onlarla ilgili zaten bir takım bilgiler veriyorum, anlatabildim mi? Yani bunlar zaten çirkin şeyler. İnsanlar zaten özgür oldukları bir ortam internet. Yani artık internette özgür de özgür olamazlarsa... Hocam, ben dün akşam ne search etmişim? Birileri biliyor. Bilebilecek bunu tabii. Genç kardeşlerimize özellikle şimdi söylemek hangi lazım. Hangi resimlere İnternetteki bakmışım? İnternetteki yazıkları söylemek. Evet, işte buraları korkunç. Ama bunların hepsi ticari de bir bilgi. Bunu dinleyen varsa evet. Seninkiler de biliyor. Elinin biraz rengi attı. Ya aslında öyle şeyler oluyor ki. Öyle komik şeyler oluyor ki. Mesela birisi yanarsa ilk sen yanacaksın. Haberin olsun. Evet. Bir kuruma gidiyorum mesela. Kurumdaki işte gelen müdür diyor ki, çok büyük bir kuruluş. Ya diyor, bizim diyor trafiğimizi diyor denetleyelim diyor. İşte diyor adult sitelere, porno sitelere girenleri belirleyelim falan. Ben orada işte gerekli yazılımı ayarlıyorum ya da vesaire, filtrelemeyi yapıyorum. Ondan sonra tabii kim girdiği ortaya çıkıyor. Orada böyle bayağı göbekli amca, yaşlı bir amca böyle oturmuş. Orada böyle sinsi sinsi internette geziyor mesela porno sitede. Evet. Bunu deşifre ediyorum. Beni gördüğümde böyle bakıyor. Böyle kaşlılığı çatıp bakıyor adam artık. Nefret ediyor çünkü. Yani ama sonuçta o şirketin değerlerini korumak için, iş gücünü korumak için, yarattığı faydayı korumak için yapılan bir şey. Yani orada iş saatlerini orada hakikaten bir değerler koruması söz konusu mu? Şimdi orada zaten... Hangi değer ya da? Şirketin menfaatleri. Burada tabii vahşi kapitalizm işin içine giriyor yani. Orada sonuçta... İnsani bir değer. Bir de bu arada arkadaşlar, internetin sekte vurduğu sektörler de var. Müzik sektörü, sinema. Yakında emlakçılık ki hatta başladı. İnsanlar üretiyorlar mal.